Evet. İlk kez de bugün biraz daha ayrıntılı olarak sizin düşüncelerinizi öğrenmiş olacağız. Tabii bu süreç biliyorsunuz bir gazetede, bir kulis haberiyle Türkiye'nin gündemine girdi. O kulis haberin neticesinde bir takım açıklamalar oldu. Her iki taraftan da açıklamalar oldu. Bunlar tabii her iki özellikle has partileri inciten açıklamalardı. Bu açıklamaların neticesinde Genel Başkanımız bir cumartesi Konya'da bu konularla ilgili bir cevap verdi. Çünkü bu süreçte bu teklifin has partiden geldiği de bu konuşmayı yapanlar tarafından ifade edildi. Has Parti'den böyle bir talebin gelmesi üzerine geldiği sözü tabii ki Has Parti camiasına incitmiş ve mutlaka cevap verilmesi gereken bir şeydi. Genel Başkanımız cumartesi günü Konya'dan herkesin haddini bilmesi gerektiğini, süreçle ilgili Has Parti'nin böyle bir teklifte bulunmadığını ve dolayısıyla kendisinin Has Parti'nin ve Numan Kurtulmuş'un muhatabının Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti ve sürece bu anlamda bir liderlik örneği göstererek farklı bir boyut kazandırdı ve doğrusunu ifade etti. Çünkü bu AK Parti meyakasında konuşulan böyle bir meseleyle ilgili Has Parti'nin bir değerlendirme, bir açıklama yapması da zaten beklenemezdi. Çünkü bizim gündemimizde olmayan, bizim konuşmadığımız, bizim haberimiz olmayan ama başka bir mahfilde konuşulan bir meseleyle ilgili cevap vermek, konuşmak çok da liderliğe yakışan bir şey değildi. Numan Bey bu anlamda baktığımız zaman bir liderlik örneği göstererek başbakanın muhatabı olduğunu ifade ederek süreç bu şekilde aslında bir resmi bir dil kazanmış oldu. Sürecin devamında da başbakan tatilden döndükten sonra genel başkanımızı başbakanlığa davet ederek bu süreçte ilgili Has Parti'ye resmi anlamda bir davet oluşturdu. İşin doğru tarafı aslında burada başladı. Çünkü o güne kadar AK Parti ve Has Parti arasında böyle bir karşılıklı bir görüşmenin olmadığı da ortaya çıkmış oldu. O AK Parti'de konuşulmuş, daha sonra kulisle medya üzerinden kamuoyuna sızdırılmış, üzerinde spekülasyonlar yapılan ama gerçekliği de bu şekilde ortaya çıkan bir tablo meydana çıktı. Tabii başbakandan bir bütünleşme, Has Parti ve AK Parti arasında bir bütünleşme teklifini aldıktan sonra genel başkanımız daha önce İl Başkanları Toplantısı'nda ifade ettiği gibi o zaman da ifade etmişti ki bize böyle bir teklif gelmedi. Böyle bir teklif geldiği zaman biz bu kararı Numan Kurtulmuş olarak tek başıma vermem. Bunu bütün teşkilatımla, MYK'mla, Merkez Karar Yürütme Kurulu'yla, Genel İdare Kurulu'yla, il başkanlarıyla ve ilçe başkanlarıyla istişare ederek bir kararı, bu gelen teklife göre bir kararı oluşturur ve bunu kamuoyuyla paylaşırız dedi. Şu anda süreç devam ediyor o açıdan baktığımız bugün zaman. Bugün de MYK toplantınız var. Bu toplantıda da yine konu mercek altına alınacak. Nasıl? Evet, daha önceki MYK toplantımızda bu başbakanın bu teklifinden sonra, başbakanımızın bu teklifinden sonra MYK'mız hemen toplanmıştı ve orada bu süreçle ilgili, sürecin devamıyla ilgili il başkanları toplantısı ve genel idare kurulu toplantısı kararı verilmişti. Pazar günü de Ankara'da il başkanları toplantısı gerçekleşmişti. Biz de o toplantıya iştirak ettik. O toplantıda ne oldu? Ne konuştuk? O toplantıya gelmeden önce isterseniz ifade edeyim. Biz tabii o toplantıya gelmeden önce Bursa'daki bütün ilçe teşkilatlarımıza, ilçe başkanlarımıza süreçle ilgili kanaatlerini, arkadaşlarımızın tek tek kanaatlerini, yani bir ilçe teşkilatının genel kanaati olarak değil, ilçede yönetim, çünkü biliyorsunuz Bursa'da Has Parti'nin bütün kongrelerini yapmıştık. İl Bursa'ydı. Bursa'daki bütün arkadaşlarımızı bu açıdan hemen acil bir şekilde yönetimlerinizi toplayın ve tek tek arkadaşlarımızın, bu toplantıya iştirak eden arkadaşlarımızın kanaatlerini bize mail olarak, yazılı olarak gönderin diye ifade ettik. Arkadaşlarımız cumartesi günü akşamına kadar bu çalışmalarını yaptılar ve bir dosya halinde, yani ilçelerindeki arkadaşlarımızın kanaatlerini tek tek, yani sürecin süreç, çünkü biliyorsunuz süreçte iki olasılık var. Bir, AK Parti ile bütünleşmeye evet, ikincisi de Has Parti'nin yoluna tek başına devam etmesi. Bu daveti reddetmesi. Bununla ilgili arkadaşlarımızın tek tek kanaatlerini aldık. Onları bir dosya haline getirdik. Genel başkanımıza sunduk. Pazar günü il başkanları toplantısında ve Bursa olarak bu süreçle ilgili kanaatlerimizi ifade ettik. Tabii orada bütün il başkanlarımız, Has Parti'nin 76 il başkanı o toplantıda vardı. Diğer il başkanlarımız izinli katılamadılar. Biz o toplantıda bir takım il başkanlarımızla beraber Adana, Aydın, Balıkesir il başkanlarımız, Bolu il başkanlarımızla birlikte süreçte söyleyeceğimiz sözü söyleyelim. Genel başkanımıza her türlü fikirlerimizi ifade edelim.
bu sürecin muhatabı Genel Başkanımız ve Başbakanımız. Dolayısıyla bu süreçte bizim bu fikirlerimizle birlikte Genel Başkanımıza sürecin yönetme, sürecin sonunda karar alma ve sürecin sonunda alacağı kararı da il başkanları olarak destekleme ile ilgili bir deklarasyon yayınlayalım diye arkadaşlarımızla böyle bir mütalaa yaptık. Bu önderliği bu arkadaşlarımızla birlikte böyle bir deklarasyon çalışmasını yürüttük. Bu çalışmaya 76 il başkanımız imza attılar. Dolayısıyla biz HAS Parti il başkanları olarak genel başkanımızı bu süreçte bu bütünleşme ile ilgili, bu süreci yürütmekle ilgili ve bu süreçte bütün hepimizi dinleyerek, bütün kanaatlerimizi alarak ortaya koyacağı kararı destekleyeceğimizi ifade ettik. Alacağı karar her ne olursa olsun HAS Parti il başkanları olarak desteğimizi ifade edeceğimizi ifade ettik. Böyle bir çalışmayı yaptık. Daha sonra da onu biz Bursa il başkanı olarak kamuoyuyla paylaştık. Türkiye kamuoyuyla. Bütün il başkanlarının Numan Kurtulmuş liderliğinin arkasında durduğunu süreçle peki, ilgili. Peki Bursa'daki ortak görüş nedir ağırlıklı olarak? Bursa'da da işte bütün arkadaşlarımızı bu anlamda dinledik. Arkadaşlarımızın kanaatlerinin hepsi önümdeki dosyada. Bu süreçle ilgili olarak arkadaşlarımızın bir kısmı bütünleşmenin sağlıklı bir şekilde meydana gelecekse bu bütünleşmenin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor. Bazı arkadaşlarımız HAS Parti'nin Türkiye'de siyasete getirdiği bu rengi devam ettirmesi gerektiğini düşünüyor. Ama genel anlamda baktığımız zaman tabii arkadaşlarımız bütünleşme ile ilgili daha sıcak bakıyorlar. Tabii burada çekincelerle birlikte bu sürecin süreçte samimiyet iki tarafın ortaya koyacağı samimiyetle birlikte ama herkesin bütün bu kanaatleri sahip bütün arkadaşlarımızın ortak kanaati Numan Kurtulmuş liderliğinin doğru bir karar vereceği noktasında böyle bir kanaat var Bursa'da. Bugün de zaten o gazetelerde yer bulmuştu. Bursa'daki ilçe başkanlarımız süreçle ilgili Numan Kurtulmuş şu desteklediklerini ve alacağı kararı, her türlü kararı destekleyeceklerini ifade ediyor. Evet, bugün de MYK toplantısı yapılacak dedik. Hakikaten bu birleşme 30 Eylül'de AK Parti'nin yapacağı büyük kongrede evet. Büyük ses getirecek. Gözler o kongreye çevrilmiş durumda. Çünkü hedeflenen oy potansiyeli %58 civarında. AK Parti milletvekillerinin de gerçekten konuya yaklaşımının çok duyarlı olduğunu ve hep birlik, beraberlik mesajlarını verdiklerini okuyoruz yazılı ve görsel basından. Ötesinde acaba Numan Kurtulmuş'un yani Sayın Genel Başkanımızın kırmızı çizgileri olacak mı bu birleşme için? Mutlaka tabii. Yani, mesela neler olabilir bunlar? Ha kırmızı çizgiler anlamında değil. Genel Başkanımız en son pazar günü il başkanları toplantısında bütün kamuoyuna açık yaptığı basın toplantısında ifade etti. Bugüne kadar Numan Kurtulmuş'un Türk siyasetinde biliyorsunuz Numan Kurtulmuş Fazilet Partisi ile beraber siyaset sahnesine çıkmış akademisyen bir kimlik. O zaman Refah Partisi kapatıldıktan sonra Fazilet Partisi'nde o 28 Şubat'ta yaşananlara istinaden artık siyaset yapılması gerektiğine inanarak siyaset sahnesine çıkmış İstanbul İl Başkanı olmuş. O yıldan bugüne kadar da siyasette var olan, sözü olan, 99'dan beri Türk siyasetinde söylediği sözün arkasında duran bir portre olarak önümüzde ve aslına baktığınız zaman Numan Kurtulmuş'u bugünlere getiren şey o günden beri istikrarlı bir şekilde fikrini ortaya koyarken ortaya koyduğu siyaset üslubu, ortaya koyduğu o felsefik duruş ve insanlarla buluşan yaklaşımları. Bunların değişmeyeceği açık, onu da ifade etti. Biz sözümüzü, söylediğimiz sözü yükselterek söylemeye devam edeceğiz ifadesi. Altı çizilmesi gereken bir şey. Yani dolayısıyla bugüne kadar yanlış bir şey söylemedi ki Numan Kurtulmuş bundan sonra farklı bir şey söylesin. Numan Kurtulmuş'un bugüne kadar muhalefet lideri olarak ortaya koyduğu siyaset, iktidarın da muhalefetin de bir dönem kullandığı ve aslında iktidarın hep faydalandığı bir siyaset yaklaşımı olmuştur. Bu İsrail ile ilgili meselelerde de, Suriye ile ilgili meselelerde de, Türkiye'nin içindeki bir takım meselelerle ilgili de. Anayasa ile ilgili bugüne kadar en önemli açıklamaları, en önemli çalışmayı HAS Parti yürüttü. Yetmez ama evet yaklaşımıyla Türkiye'de demokratikleşmenin belki de önünü açan Numan Kurtulmuş ve o zaman Saadet Partisi Genel Başkanı iken Numan Kurtulmuş'un gösterdiği iradeydi belki de. Yani AK Parti'nin anayasa
referandumu ile ilgili ortaya koyduğu ve daha sonrasında has partili süreçte bu yeni anayasa ile ilgili toplumda, biz Bursa'da, genel başkanımız Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinde anketler yaparak, çalışmalar yaparak anayasa konusunda en ciddi çalışmalar yaptık ve bunlar iktidara da, meclise de örnek çalışmalar oldu. Yine cari açık konusunda genel başkanımızın ortaya koyduğu siyasal duruş, siyasal bilgi, birikim, bugün AK Parti'nin uygulamaya çalıştığı cari açığı kapatmakla ilgili formüllere baktığınız zaman Numan Kurtulmuş'un ortaya koyduğu şeyler. Yine özel yetkili mahkemeler, yine MİT krizinde ilk açıklamayı yaparak sürecin nasıl olması gerektiğini ortaya koyan yine Numan Kurtulmuş. Yani böyle baktığınız zaman aslında Numan Kurtulmuş'un sözlerini söylemeye her şekilde, her yerde, her halükarda söylemesi Türkiye için de büyük şans, herkes için büyük şans, o ortamlar için de büyük şans. O açıdan baktığınız zaman bugün ve dün gördüğünüz Numan Kurtulmuş, yarın da olacak olan Numan Kurtulmuş. Yani bugüne kadar ortaya koyduğu performans aynı şekilde devam edecek. Peki,